Bugün önemli bir toplantının içindeyiz. Amerika'da dün başkanlık törenleri yapıldı. Amerika'da bir başkan değişti. Biz, ben gazeteci olarak ve stratejik düşünce enstitüsünde sivil toplum ve medya koordinatörü olarak olayları sadece bir başkan değişiminin çok ötesinde Amerikan derin devleti, dünyayı hükmetmeye çalışan küresel güçler bağlamında değerlendiriyorum. Zaten bugün de yapacağımız çalışmada da hem bizler, hem misafirlerimiz, hem bağlantı yapacağımız isimler bu konu üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaklar. Bizim sorularımız da bu yönde olacak. Biden geldi. Evet, Amerika'da bir başkan değişti. Bu başkanlık değişmesinin olduğu zamanlama çok önemli. Çünkü şu anda dünya yeni bir dünyaya doğru açılıyor. Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni kurulmuş. 1915'lerde Birinci Dünya Savaşı başlamış, 1918'lerde bitmiş. Ama yeni dünya düzenini 1930'larda kurmuşlar. Yani savaştan 10 yıl, 12 yıl sonra büyük bir ekonomik krizle beraber dünya birçok kurumlarıyla beraber yeni bir sarkaç içine girmiş. O dönem 2021 yılına girdiğimiz yılın ilk 20 yılı içinde bugünlerde çok yoğun biçimde tartışılıyor. Benim görüşüme göre ve stratejik düşünce enstitüsündeki yazarlarımıza göre 2030 yılıyla beraber yeni dünya yani 21. yüzyılla ilgili parametreleri, gelişmeleri konuşacağız. Bunda pandeminin çok büyük etkisi var. Pandemi bir rol almıştır. Bu değişikliklerde büyük rol oynamıştır. Ki bir pandeminin de laboratuvarlardan çıkmasıyla ilgili tartışmalar vardır. Bu tartışmalarda giderek ağırlık kazanmıştır. Çünkü dünya yeniden şekil almakta. Pandemiyle beraber bu yeni şekil alışta da önemli gelişmeler olmaktadır. Bugün Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün toplantısının başlığı şudur. Trump sonrası Amerika, Başkan Biden'la beraber Amerika ne yapmak isteyecek, nereye gitmek isteyecek, bundan sonra yeni dünya politikalarını nasıl gelişecek? Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi yaparken iki nokta üzerinde durmamızda yarar var. Bunlardan bir tanesi Biden dediğimiz isim kimdir? Ben gazetecilik yaşamımda, 40 yıllık tecrübe hayatımda 30 seneden beri Biden'ı hem ismen duymuş hem de Amerikan derin devletinin Amerikan beyinlerinin içinde önemli bir isim olarak hep görmüşümdür. Amerika'da Senato Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı, komite başkanlığı çok önemli bir görevdir. Yıllarca sürdürmüş bir isim. Yani Amerikan derin devletinin bütün kodlarını içeren bir isim. Onun göreve getirilmesi, ki getiriş biçimi de tartışılıyor, birçok tartışmalar da önümüzdeki dönemde devam edecek, çok kritik bir dönemde gelmiştir. Amerika'nın kolunun kanadının kırıldığı, eski gücünü kaybettiği, dünyayı hükmetmek gücünden kaybettiği, yeni çok kutuplu dünyanın ortaya çıktığı, Amerika'nın karşısında Rusya ve Çin'le beraber yeni kutupların oluştuğu, bölgesel güçlerin Türkiye gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi yeni güçlerin de bölgesel güç olarak küresel oyuncu olmaya başladığı bir dönemde gerçekleşmiştir. İşte böyle bir dönemde Biden'ın göreve getirilmesi sadece Amerikan iş dünyası için değil, Amerika'nın, derin Amerika'nın yeni yüzyıl projeleriyle çok paralel yürüyecektir. Biraz önce de bazı arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bir televizyon programında bahsettiğim gibi Biden'ın göreve gelmesinde tek göreve gelmeyen Obama olmuştur. Obama'nın haricinde hepsi göreve gelmiştir. Yani bugün yaşananlar ve yarın yaşanacaklar da karşımızdaki isimler, sık sık karşılaşacağımız, tartışacağımız, olayların arkasında gördüğümüz isimler yabancımız değildir. Yani Amerika'nın son 10 yılında görevde bulunmuş, özellikle de Türkiye'ye yönelik birçok harekette, Büyük Orta Doğu Projesi'nin
mimarları içinde bu isimlerin hepsi vardır. Yani Amerikan Derin Devleti yeni planlarını Obama'nın adamlarıyla gerçekleştirecek. Biden de zaten Obama'nın yardımcısıydı. Esas başkan oydu derler. Obama değil. Çünkü Amerikan Derin Devleti'nin bir adamı olarak eski Amerika'nın, yani Trump'la beraber değişmekte olan küreselcilerle Amerikan millicilerinin kavgalarının ortasında Trump'ın küreselcilere karşı koyduğu tavıra karşı Biden küreselciler adamı olarak iktidara getirilmiştir. Arkasında küreselciler vardır. Zaten pandemi sonrasında da dünyanın yeni şekil almasında küreselcilerin birçok oyunlarını görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Benim gazetecilik yaşamımda hep dikkatle baktığım bir dergi vardır. Bu dergi biliyorsunuz çok önemli bir dergi. Ekonomist, The Economist. Sahibi Amerika ve dünyanın birçok küresel olayında bir güç olan banka, baronlar, sigorta ve silah sanayinin içinde bulunan Rothschild ailesidir. Rothschild ailesi aynı zamandaki Amerikan dolarının arkasındaki 13 aileden birisidir. Onların dergisi hep böyle kapaklar verir her yıl. Her verdiği yıldaki kapaklar çok de tesadüf o yılında birçok olayının aynı şekilde devam ettiğini gösterir. Bu yılki verdiği katalogda da ve de Amerika'da seçimler yeni bitmiş 6 Ocak'ta ondan 15 gün önce bu kapak çıkmıştır. 15 Ekim tarihinde çıkan bu kapak yeni yeni tartışılmaya başlandı. Bir isim var orada, tek bir isim. Tek bir resim. Biden'ın resmi var. Kendi adamlarını Amerika'da başkanlığa getirmekte olduklarını dergileriyle göstermişlerdir. Eski dergilerine baktığımız zaman hep bunları gördük. 1915 sene önce, 18 sene önce Biden'ın adamları, arkasındaki güç, Rothschild ailesinin bu dergisinde Bitcoin çıkmıştır durup dururken. Sanal para. Aradan 10 yıl geçmiş, bugün dünyada bütün ülkeler bu para üzerinde çalışmaktadır. Devletler kurmaktadır. Ama Bitcoin ile ilgili rakamlar inanılmaz noktalara gelmiştir. Yani dünyayı nasıl yöneteceklerini düşünerek kurguladıkları planlara uygun bu dergiyi çıkarmaktadırlar. Bugün de Biden gelmiştir. Biden ne yapacak değil. Amerika ne yapacak? Ne yapmaya çalışacak? Obama'dan bıraktıkları, yapamadıkları, eksik kalanlar nedir? Orada eksik bıraktıkları, ki bugünkü tartışmamızda da yer yer konu olacak, Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Yani geliştirilmiş Büyük Orta Doğu Projesi. Afrika'dan, Fas'tan başlayan, Afganistan, Çin'e kadar uzanan bölge üzerinde ülkeleri bölmek, parçalamak. Ki bunu da 2002 yılında biliyorsunuz, Amerika'nın küreselcilerin Biden ve Obama'nın önemli isimlerinden o dönemde Bush da aynı şekilde devreye girmiş. Condoleezza Rice açıkça söylemiştir. 22 Müslüman devletin sınırları değişecek. Bunlardan 15'ini değiştirmişlerdir. Libya'yı bölmüşlerdir. Tunus'u bölmeye kalkmışlardır. Yemen'i bölmüşlerdir. Sudan'ı böldüler. Irak'ı böldüler. Suriye'yi bölme noktasındalar. Yani bölgede bölmeyle devam ediyorlar. Yani bu adamlar bölmeye, parçalamaya ve özellikle de İslam coğrafyasıyla merkezine yeniden Çin'i alarak yeni kuşak projeleri oluşturmaya gelmektedirler. Yani olayları değerlendirirken bu perspektifte değerlendirmemizde çok büyük yararlar olacak. Şimdi bir önemli gelişme de 17 Şubat'ta gerçekleşecek. 17 Şubat'ta Brüksel'de NATO zirve toplantısı var. Bu toplantı NATO'nun
2030 stratejisini tartışacak. Ve aynı zamanda da 2030 stratejisinde NATO'nun Türkiye'ye yeniden roller verme, yeni parselasyonlar, yeni kurgulamalar doğrultusunda, yeni kuşaklar oluşturmasında Türkiye çok önemli bir konumdadır. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da Amerika'nın yeni başkanı ilk defa orada yan yana gelecekler. NATO 2030 stratejisi tartışılırken buradaki görüşmelerin de ötesinde Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl evrileceğini, nasıl bir iklimi içinde devam edeceğini görmeye çalışacağız. Ama biliyoruz ki daha görmeden Türkiye'nin içini karıştıran, Türkiye üzerinde planlar yapmış, görev yapmış, Obama ile beraber çok kritik görevlerde bulunmuş isimler bugün göreve geldiler. Örneğin Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, dün biliyorsunuz Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Bütün Orta Doğu'daki planlarda önemli görevler almıştı. Yani bu isim geldiği anda öğrenmeyecek. Bildiklerini, tezgahladıklarını, kurguladıklarını devreye sokmaya çalışacak. Birinci işimiz de bizim, Biden gelmiş, şunlar gelmişin çok ötesinde düşmanın ne yapacak? Bunu bileceksin. 5000 yıl önce Sun Tzu, dünyanın marşalı, Çinli stratejist, kurallar koymuş 5000 yıl önce. Birinci madde, düşmanını tanıyacaksın. Tanıyacaksın. Bugün çıkmış Blinken, önceki gün Senato'da, sözde stratejik ortağımız Türkiye demiştir. Bu laf bile çok şeyi izah etmektedir ve edecektir. Türkiye'ye sözde deme cesaretini bulan bir Amerikan Dışişleri Bakanı vardır karşımızda. Ve bunun arkasında bir Amerikan yönetimi vardır. Bileceğiz. Neler yapacak? Buna göre yer alacağız. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Dünya değişti. Blinken'e önümüzdeki günlerde, bugün de yazdım, yarın da çıkabilir, birkaç gün sonra da, eski çamlar bardak oldu. Blinken diye yazdım. Eski çamlar bardak oldu. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye yeni dönemde çok önemli stratejik hamlelerle girdi. Türkiye sadece sınırlarında değil, sınırının çok ötesinde stratejik derinlik kazandırdığı gelişmelere imza attı. Libya'da, Afrika, Somali, Kızıldeniz, Azerbaycan, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz. Yani bugün Türkiye'nin sınırlarını 789 bin kilometre gibi düşünmemeliyiz. Çok daha büyük. Perge'nin ayağını açtık. Artık 3000 kilometre ileriye. Fas'a bakarsanız 5000 kilometre. Çin'e bakarsanız 6000 kilometre. Yani Perge'nin diğer ucu artık Türkiye'nin 1 milyon kilometre ötesinde değil, çok daha ileri 6000 kilometreye giden bir derinlik içinde söz konusu. Bu da Türkiye'nin yaptığı hamlelerle paralel askeri zaferler elde edildi. Askeri zaferleri diplomatik zaferlerle perçinlemek zorundasınız. Buna taç takmak zorundasınız. Sadece askeri başarılarla masada oturmak çok zor. Bunu diplomatik hamlelerle, düşmanını tanıyarak, düşmanının yapacaklarını görerek, neler yapacağını hazırlıklı olarak aynen diplomatik masalarda da yapmak durumundasınız. Yani Türkiye şu anda 2030 dünyasına bu stratejik hamlelerle girmek durumunda. İşte NATO 2030, Amerikan yeni yönetimi, Çin, Rusya ilişkileri, çok kutuplu dünyada Türkiye çok önemli bir noktadadır. Coğrafyasıyla, yapmış olduğu stratejik hamlelerle.
denizlere olan yakınlığıyla, petrol bölgelerine olan yakınlığıyla, kıtalar arasında bulunduğu yeriyle, buna çok güzel bir isim vurulmuş. Avrasya'nın katli ağında Türkiye var. Ne olursa bizim etrafımızda olacak. Zaten bakın 100 yıl önce de Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılmak üzere gerçekleşmiş. İkinci Dünya Savaşı da yine etrafımızda dolaşmış. Almanya'yı bitirmişler ama yerine oturmamış. Birinci Dünya Savaşı'nı tamamlayamadılar. Parantezi kapanmadığı için yeni gelişmeleri de bu tarz içinde bakacağız. Yani Türkiye'nin bulunduğu bölge Avrasya, yeni savaşların, yeni kavgaların, yeni mücadelelerin merkezinde. Şimdi bu noktada önemli bir gelişme var. Amerika NATO'yu kurduğu zaman Avrupa ile beraber Kuzey Atlantik Paktı'nı kime karşı kurdu? Sovyetler Birliği'ne karşı. Yani Marksist, Leninist, Bolşevik Rusya'ya karşı dengeleme. Bugün 2030 stratejisine bakıyoruz. Hedefleri bütün dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Rusya'yı bir hedef olarak tutmuşlar. İkinci bir hedef olarak da kendileri de 2030 yılında kendilerini geçecek, ekonomik bir dev olacak Çin'e karşı stratejiler geliştirecekler. Çin büyük bir proje koymuş ortaya. Bir yol, bir kuşak. İpek yollarının canlandırılması. Peki bu projede Türkiye nerede? Önemli bir yerde, hayati bir yerinde. İki demir yolundan, bir tanesi Rusya üzerinden, Polonya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden yol, ikinci demir yolu hattı Türkiye üzerinden geçiyor. Bakü, Tiflis, Kars, Ankara, İstanbul, Marmara üzerinden geçen ve daha sonra da Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Ankara üzerinden bir hareket yapacak. Doğrudan doğruya geçişi Avrupa olacak. Yani demir yolunun Çin'in kaderinde ve gelecek 10 yıllarda hayat damarlarının birinin üzerinde demir yoluyla Türkiye oturuyor. İkincisi neresi? Deniz. Kızıldeniz, Akdeniz, yani gemileriyle, büyük tekneleriyle, filolarıyla büyük mal yığımını yapacak, dünya ticaretine hükmedeceği, mal akışını yapacağı deniz yolları. Babul Mendeb'den geçecek, Kızıldeniz'den geçecekler, Süveyş'ten geçecekler, çıkacaklar, Kıbrıs açıklarından geçecekler, bir pire limanını kullanıyorlar. Çok daha fazla kullanacaklar. Venedik'e kadar gidecekler. Akdeniz'deki kavganın arkasında çok büyük bir Çin-Amerika savaşı da, Çin-Amerika çekişmesi de, yeni dünya çekişmesi de vardır. Türkiye'nin orada, Doğu Akdeniz'de biz de varız deyişi, yeni dünya savaşı, yeni dünya kavgasında ben de varım demektir. Var olacağım demektir. Türk gemileri, kıta sahanlı donanma sadece orada Türkiye'nin menfaatlerini değil, yeni dünyanın gelişecek stratejilerinde de ben de varım demektir. Çünkü Çin de buradan geçecektir. Türkiye'nin Mersin Limanı'nı kullanacaktır. Malları indirecektir. Türkiye'nin Çandarlı Limanı'nı yer yer kullanacaktır. Türkiye'yi kullanmak durumundadır. Kıbrıs'ı kullanmak zorundadır. Bu akışta hareket edecektir. Bu hareketin deniz ipek yolunda da Türkiye vardır. Şöyle önünüze bir tablo getirin. Hep beraber düşünelim. NATO, yeni NATO'nun konsepti, Amerika ve Batı'nın yeni stratejilerinde Çin'in önünü kesmek varsa denizde, karada, ne yapacaklar? Asya'dan Türkiye üzerinden geçecek, demir yoluna müdahale edecekler. Demek bunun üzerindeki ülkelerde oyun oynayacaklar. Tezgah kuracaklar.
oyun planları hazırlayacaklar. İkincisi, denizde kesecekler. Babülmendep'te kesecekler. Somali, Cibuti, niçin üsler kuruluyor? Yemen'de niçin parçalandı? Büyük kavga devam ediyor. Gelecek, Mısır'dan geçecek. Süveyş'te. O bakımdan Mısır'ın başındaki adam Batı için çok önemli. Mısır'daki Sisi darbesi bugünler için yapılmıştır ve gelecek için yapılmıştır. Süveyş'in kontrolü. Geçirmeyecekler. Geçti. Akdeniz'de çıkacak. Akdeniz'de gemileri serbest hareket edemeyecek Çin'in. Kilitleyecekler, Akdeniz'e giremeyecek. Yani Pire Limanı'na Venedik'e gelemeyecek Çin gemileri. Güney Afrika'dan dolaşacak. Atlantik'e çıkacak. Atlantik'te zaten kafasındaki kafa kafaya geliyor. Karşısında Amerika, Batı, NATO, oralarda da zaten aynı planlarıyla Çin'i kesecek. Yani önümüzdeki 10 yıllar, 20 yıllar, 2030'lardaki büyük kavgaların olayları hep bugünlerde yaşanıyor. İşte Biden'ın gelişi de, Biden'ın göreve getirilişi de, derin Amerika'nın ve bağlantısında Washington-Berlin hattının hiçbir zaman Berlin, Washington'dan ayrılmamıştır. Amerika, Berlin'in Avrupa'daki koçbaşıdır. Koçbaşı olmaya devam edecektir. Biden'ın da yaptığı laflara, dün akşamki konuşmalarında kurumlar, Avrupa sözlerinin altında ben Avrupa ile beraber olacağım. Almanya ile beraber bu işler içinde olacağım. Elbette Fransa da olacak. Bunu düşünürken NATO üzerinden kurumsal bazda bu gelişmelere girecekler. Biden bu nedenle getirilmiştir. Küreselcilerin Amerika'daki bu seçimde göreve getirilişinde bu parametreleri hiç unutmayalım. Öyle bir seçim olmuş. Amerikan vatandaşları sandığa gitmiş. Oy vermiş. O sandıklardan Biden çıkmamıştır. Biden çıkarılmıştır. Yani o bakımdan o ülkenin başına gelen yönetim Obama'nın yönetimidir. 8 yıl görevde kalmış, yapamadıklarını yapmak üzere göreve getirilen adamlardır. Peki burada şuna çok dikkatli bakmamızda yarar var. Küreselciler diyoruz. Çin'e baktığımız zaman bu Amerikan küreselcilerinin Rothschild ailesi başta olmak üzere Londra üzerinden bir Londra Pekin hattı da var. Bu olaylar içinde konuşuyoruz ve çok konuşacağız. İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden neden ayrıldı? Bu da bir İngiliz derin devletinin kararı. Şey hazır oldu. Öyle bir dönemde çıkardılar ki bağlantı yapıldığında. Hakkı Bey hazır mı? Tabii. Hakkı abi, Amerika'da biraz önce de anlatmaya çalıştım. Biden'ın göreve gelişi, Obama'nın bütün adamlarıyla gelişi, Trump sonrası Amerika neler yapacak? Özellikle pandemi sonrasında yeni dünya düzeninin kurulacağını hep beraber görüyoruz. Bu gelişmeler içinde Amerika neler yapmak isteyecek? Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi ses güzel geliyor mu? Geliyor, şu an çok güzel. Peki. Üstadım, Amerika şu anda tabii başı son derece belada. Günde 4000 kişinin öldüğü bir memleketten bahsediyoruz. Ölü sayısı yakında 500,000'u geçecek. Şu anda 400,000'lerde. Aşı dağıtılmıyor. Bakın Türkiye'de bir haftada neredeyse 1.1 milyon insan aşılandı. Ki biz aşıları ithal ediyoruz. Amerika'da o aşılar yapılıyor yani. Buna rağmen tam bir enkaz devralıyor Biden. Çünkü Trump kişisel sorunlarının ötesinde kitap var kocaman. 20 psikoloğun yazdığı, 6 psikiyatrın makalesi olan
dehşetengiz bir kitap. Adamın psikolojik sorunlarını uzun uzun anlatıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Savaş dışında ilk defa bir başkan bir diğer başkana görevi devretmiyor. Yani bunlar altı çizilecek şeyler. Enkaz bakımından. Fakat Trump'ın bir özelliği var. Onun da hemen belirtilmesi lazım. Kendisi bir partinin üyesi olmadığı için ve partili insanlar, Cumhuriyetçi Parti'nin bizdeki mesela ben şimdi hükümette herhangi bir görevdeysem ve hükümet görevi devredecek olursa ben eğer muhafazakar stratejik araştırmalar uzmanı isem hemen yarın sizin enstitüye başvurur ve sizde çalışmaya başlarım. Ama 4 yıl sonra benim savunduğum siyasal grup tekrar hükümete gelirse beni sizden alırlar, götürürler Dışişleri Bakanlığı'nda veya Savunma Bakanlığı'ndaki yerime geri koyarlar. Amerika'da da bu son derece müesseseleşmiş, neredeyse 200 yıldır işleyen bir sistem. Fakat bu Trump'ın böyle bir tek adamı yoktu. Yani kendisi gazinocu, kumarhaneci, genel ev işleten filan bir insan. Oradan gelip de ben bir takım halk dal kavukluğu yollarıyla Amerika'nın işsizlik salgınıyla, ne bileyim yoksulluk salgınıyla filan gittikçe artan beyaz ırkçıların üstünlük kavgasıyla bilmem neyle. Çünkü beyazlar işsiz kaldılar Obama'nın özellikle ikinci döneminde. Çünkü siyah Amerikalılar, Hispanikler filan ucuz ücretle çalıştıkları için onlar işlerine devam ettiler ama beyazlar, yüksek maaşlar alan beyazlar işten çıkartıldı. Dolayısıyla işsizliğin kahrını çekenler beyazlardı ve onlar Trump'a oy verdiler ve bunlar radikalize olmuş tiplerdi. Ve Trump hiç elemanı olmadan oraya geldi, oturdu ve bakanlıklar Obama'dan devralınan insanlarla devam etti. Şimdi Obama'dan devralınan kadrolar da aslında Bush'tan devralınmıştı. Çünkü Obama'nın da bir siyasal görüşü, belirli bir dünya görüşü, belirli bir şeyi 2-3 cümleye indirgeyebiliriz Obama'yı. Bir, Amerika'yı dünya jandarması olmaktan kurtaracağız. İki, gelişmekte olan ülkelerle, 3. dünya ülkelerle diyaloğu artıracağız. Ama o sırada bir Afganistan yarası vardı, bir Irak yarası vardı, kanıyordu bunlar. Obama bunların hiçbirisini tedavi etmedi, bunların hiçbirisini gidermedi. Asker çekeceğim diye geldi, tam tersine asker sayısını arttırdı falan. Neden? Çünkü onun da ekibi yoktu. Kendisi tamamen siyah Amerikalıların haklarına kendisini adamış bir insandı. Siyasette ilgisi bundan ibaretti. Ve Bush'un kadroları aynen devam ettiler. Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ve Orta Doğu masasına bakan kadın, ki kocası neo konservatizmi, neo konulara kuran Robert Kagan'dır. Robert Kagan'ın karısı Victoria Nuland, Bush zamanında Orta Doğu masası şefiydi. Aynen devam etti Obama zamanında. Ne zamana kadar? Trump'a kadar. Yani bir neokon Amerika'nın dış politikasını neredeyse bir başkandan daha uzun süre görevde kalarak idare etti. Ve dolayısıyla şu anda ki durum bunlardan farklı olacak değil. Neden? Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Antony Blinken, hatırlayacaksınız, siz de not ettiniz. 2-3 gün önce kongrede bakanlığının onaylanması için yapılan görüşmelere başlarken, yani Amerikanca deyimi kullanmama izin verirseniz, ayağını ağzına soktu. Yani hayatının en büyük gafını yaptı. Şöyle söyleyebilirdim. Efendim biz Türkiye'yi son iki yönetim, özellikle Trump, çok yalnız bıraktı. Sorunlarıyla ilgilenmedik. Biz Türkiye'nin istediği hava savunma sistemini onlara sağlamadık. Dolayısıyla bir müttefik olarak Türkiye'yi neredeyse kaybettik. Kaybetmek üzereyiz. Biz Türkiye'yi tekrar kazanmak istiyoruz. Onu ne bileyim bizim hasım saydığımız Rusya'nın kucağından bu tarafa doğru çekmek istiyoruz. Diyebilirken, diyebilecekken, demesi gerekirken ne dedi adam?
sözde müttefik Türkiye dedi. Gitti dedi bizim hasımımız olan Ruslardan dedi hava savunma sistemleri aldılar. Trump yönetimi bunlara gereken cezayı vermedi. Biz bunları yeniden gözden geçireceğiz. Şimdi bir bakan hadiseye böyle bakıyorsa ben o zaman o şahsın ideolojisine bakarım. Şimdi bu Blinken denen adam, Anthony Blinken denen zat, ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirilen şahıs, ayrıca başkanın kendi Ulusal Güvenlik Danışman grubuna atadığı kişiler ve o gruba kattığı ve yakında Orta Doğu temsilcisi olarak göndereceği şahsa kadar. Hepsi neokon. Yani böyle bir ekiple geldikten sonra şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Ben bugün dilerdim ki keşke diyebilseydim ki Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem açılıyor. Ve biz bu döneme son derece olumlu, müsbet, iyimser yaklaşmak zorundayız. Çünkü orada bize yönelik şöyle güzel fikirler var, şöyle güzel bir kucak açmalar var, şöyle güzel yeni başlangıç teklifleri var. Bunları görseydim bugün inanın burada söyleyeceğim sözler çok daha sevinç dolu olurdu. Çünkü niye? Amerika bizim uzun yıllardan beri müttefikimiz. Biz yönümüzü batıya dönmüş insanlarız. Kanuni Sultan Süleyman'dan bu tarafa biz batıya bakan bir halkız. Ve Kurtuluş Savaşı'mızı verdiğimizin adeta ertesi günü bize o savaşı açmak zorunda bıraktıran batılı emperyalistlerin emperyalizmini bir kenara atıp onların uygarlığını, onların medeniyetini kucaklamış, benimsemiş bir milletiz. Ve Menderes'iyle, Özal'ıyla, şimdi de AK Partisi'yle biz Avrupa Birliği'ne, onun ilk öncelerinden bu tarafa, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir milletiz. Ve ben bunun farkındayım. Dolayısıyla ben şu anda iyimser konuşmak istiyorum. Ama tabloya baktığınız zaman iyimser konuşmanızı önleyen her şey var. Çünkü Amerika aynen Bush dönemine geri dönüyor. Obama dönemine değil. Herkes diyor ki bu Obama'nın üçüncü dönemi olacak. Keşke öyle olsa. Keşke Obama'nın dengesizliği, dümensizliği içerisinde bir sağa bir sola savrulan bir yönetim olsa. Öyle de değil. Keşke Trump gibi enayi bir başkan, kendisinden güçlü şahsiyetleri gördüğü zaman etkilenen kişilik bozukluğuyla muzdarip bir insan olsa. Öyle de değil. Yani bu adam 36 yıl milletvekilliği senatörlük yapmış, 12 yıl başkan yardımcılığı yapmış, Amerika'nın en derin devleti varsa onu temsil eden şahıs. Ha, bu şahıs abi, şöyle diyebilir miyiz? Sözde stratejik ortağımız Amerika. Bu bağlamda değerlendirmeleri nasıl yapabiliriz? Stratejik kelimesini tarif etmek istesek, yani enstitünün adının parçası olarak stratejik ne demek? Strateji işinde ortak olan demek. Yani siz beni bir stratejik ortak diye görüyorsanız, stratejik müttefik diye görüyorsanız bana strateji danışacaksınız demektir. Stratejinizi belirlerken oturup benimle konuşacaksınız demektir. Ben şimdi size soruyorum. Biz bir oyunla NATO'ya girdik. Biz bir oyunla Batı şeyine Stalin altı vilayet istiyor, Boğazlar'da üst istiyor. Yok öyle bir isteği adamın. Varsa da itiraf ettiği, söylediği kişi İngiliz İşçi Partisi'nin bir sendikacısıymış. Ona söylemiş Stalin. O zat da sendikanın karşısında Türkiye Büyükelçiliği var. Caddeyi geçip Türkiye Büyükelçiliğine gidip bizim Büyükelçimize anlatacağına Amerika'ya anlatmış. Amerika bunu bize bildirmiş. Biz havalara kalkmışız. Eyvah ne oluyor Stalin Boğazları işgal etmeye çalışıyor demişiz. Kendimizi NATO'nun kucağına attık. Biz bu şekilde girdik tamam. Ona bir itirazım var tabii de şimdilik yok diyelim. Ama o günden bu tarafa 1946'dan bu tarafa bir kere siz bana bir strateji danıştınız mı? Yani bu Müslümanlar radikalize oldular. Biz gökdelenlerimizi parçaladılar. Biz şimdi bunlara karşı bir kampanya açıyoruz. Bunlarla radikal Müslümanlarla mücadele edeceğiz. Bunun için de Afganistan'ı işgal etmeye gidiyoruz derken Türkiye'nin haberi oldu mu? Yani
Bütün bunları şimdi hatırlamak belki böyle bir ilk günde çok aykırı gibi sound eder. Kulağa öyle aykırı gibi görünebilir ama biz Amerika'nın hiçbir zaman stratejik ortağı olmadık. Aslında hiç kimse Amerika'nın stratejik ortağı olmadı. Amerika hiç kimseyle, Avrupa ile bile strateji konuşmadı. Onların hepsini empoze etti. Eğer Fransa bugün Macron kendine şeyine bakmadan Avrupa ordusu kuracağım diye kendini ortaya atıyorsa bunun bir sebebi var. Amerika Fransa'yı, koskoca Fransa'yı tırnak içinde adam saymadığı için bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi bir sözde strateji, sözde ortaklık, sonuçta bize silahları vermediniz. Biz kendimizi 2-3 yıl savunamaz vaziyette durduk. Efendim kime karşı savunacaktınız? Yahu kime karşı savunacağım, bak bölgeye görürsün. Yani bir Suriye var burnumun dibinde, bir İsrail var. Efendim İsrail sizin düşmanınız değil. Sen öyle söylüyorsun. Git bir de İsraillere sor bakalım. Her gün İsrail gazetelerini oku bakalım. İsrail'in stratejik raporlarını bir incele bakalım. Yani Türkiye'de ne diye düşünüyorlar? İsrail'in stratejik planları neler? Ben elbette yarın bir gün, öbür gün İsrail'in İsrail'e saldıracak aptal İranlı mollalar gibi değilim. Ama bu savunma silahıdır. Eğer sen bana bir roket yollarsan, eğer sen bana bir uçak yollarsan bu S-400'ler harekete geçer. Yoksa S-400'ler orada deposunda duruyor. Silosunun içinde duruyor. Kapağı bile açılmıyor. Sen beni tehdit etmediğin sürece. Dolayısıyla bizim şimdi eğer böyle bir yanlış ayağıyla, yanlış bir adımla yürümeye başlamaz ise Türk-Amerikan ilişkilerini yönetecek olan kişiler, söyleyecek çok lafımız var. İkna edecek imkanımız var. Bize aptal olmayın diye kafa tutarak göreve gelmiş olan Trump bile sonunda Suriye'den çekiliyoruz, bütün görevlerimizi Türkiye'ye devrediyoruz noktasına gelmişti. Onu getiren bir liderimiz var. Öyle bir dışişleri kadromuz var. Ve benim hiçbir korkum falan yok yani ne olacak diye. Ama kelimeleri doğru koyalım. Biz sizin stratejik ortağınız değiliz. Siz bizim stratejik ortağımız değilsiniz. Şu arada bir mantıklı evliliği yürütmek zorundayız. Bunu da medeni bir şekilde yürütelim. En azından kavga etmeyelim. Hakkı abi, şimdi Türkiye'nin stratejik bir derinliği var. Stratejik derinlikte de Libya, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Katar ve evet, Azerbaycan üzerinde çok önemli hamleler yaptık. Evet. Sudan. Bu hamlelerin yani askeri zaferlerin evet, diplomasiyle devam ettirilmesi gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'nin konumunu değerlendirme imkanınız var mı? Sayın Çavuşoğlu, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bunu geçen gün bir konuşmasında çok güzel ifade etti. Yani Türkiye bütün bu aksiyonlarına bakarsanız hepsinin barışı sağlama veya barışı idame ettirmeye yönelik olduğunu göreceksiniz. Yani hiçbirisi sen bunu yapma, sen buna buradan geri çekil, senin bunu yapmanı istemiyorum tarzında bir şeyler değil. Biz eğer Lübnan'daysak bu özür dilerim Libya'daysak bu Libya'nın bölünmüşlüğüne engel olmak içindir. Biz eğer Libya ile yaptığımız ekonomik bölgeleri birleştirme anlaşmasını Mısır'la da yapabilecek isek bu Mısır'ın haklarını korumak içindir. Bizim yani Katar diye bir devlet yoktu bugün. Eğer Türkiye o kritik gece Katar'dan yana bir tavır alıp Katar'da asker bulundurma kararnamesini geçirmemiş olsaydı, toplam 100 askerden bahsediyoruz ama sonuç itibariyle biz Katar'ı yok etmek isteyen globalistlere ve fazla akıllı olduğunu zannetmediğim bir takım Arap şeyhlerine durun demiş olduk. Barışı koruduk. Yani şu anda kanayan bir Katar yarası olacaktı Körfez'de. Savaş devam ediyor olacaktı. Kolay kolay Katar'ı yiyemezlerdi. İran Katar'dan yana Araplara saldırırdı. Yani bizim bir gecelik uyanıklığımız şu anda Körfez'de savaşı önlemiş vaziyette. Bizim Sudan'daki herhangi bir şekilde sembolik de olsa askeri varlığımız orada barışı sağlamaya yöneliktir.
Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde emperyalist bir strateji, emperyalist bir taktik uygulamıyor hiçbir yerde. Türkiye barıştan yana, bunun altını defaatle çizmek lazım. Bakın yani üstadım, Yunanistan'la oturalım konuşalım, konuşuyorduk, siz kestiniz görüşmeyi. 41. görüşmeye tekrar buyurun dedik. Görüşmeye geliyorsunuz, görüşmeye gelirken diyorsunuz ki ben öyle bir ekonomik karar almak üzereyim ki kara sularımı, Girit'in kara sularını öyle bir artıracağım ki, evet, bugünden sonra bir tek Türk takası, bir Türk balıkçı teknesi dahi Akdeniz'e geçemez. Ege'den Akdeniz'e geçemezsiniz. Yunanistan izin vermedikçe. Şimdi siz böyle önemli bir görüşmeye bu tavırla geliyorsanız, Türkiye'nin ben olsam şu anda öfkeden havalarda uçuyor olurdum. Ama bakın Türkiye gayet kibar bir şekilde bunu uygun bulmadığını söyledi. O kadar. Yani dolayısıyla Amerika eğer Türkiye'ye doğru şöyle yeniden bakar da Türkiye şu anda nerede bıraktığımız Trump, Biden açısından söylüyorum, bıraktığım yerden bugüne Türkiye'de ne değişme var derse, bir kere bir oyun kurucu bir Türkiye var. 40 yıldır devam eden Ermenistan işgalini ortadan kaldırmakta amil olan bir Türkiye var. Rusya'ya Esad'ı savunmasının nelere mal olduğunu, nelere yol açabileceğini gösterebilen bir Türkiye var. Bugün Türkiye bu oyuna girdiği günden bu tarafa herhalde Rusya ile Suriye arasındaki ittifak aynı olarak kalmadı. Son derece değişti. Bunu sağlayan Türkiye. Aynı şey Libya'nın birleştirilmesi konusundaki etkin tavrı Türkiye'nin var. Bunların hepsini umarım bu derinliği, bu stratejik derinliği görecektir Amerika gibime geliyor. Çünkü Biden akıllı bir adam. Bir de şey var yani gene bir İngilizce terimi tercüme etmeme izin verirseniz, tanıdığım şeytan tanımadığım şeytandan iyidir diye. Yani en azından biz bu adamı tanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisiyle görüşmüşlüğü, konuşmuşluğu vardır. Dolayısıyla işleri de o kadar çok karamsar görmemek lazım. Yani ihtiyatlı iyimserlik diyebilir miyiz buna? Diyebilirsiniz tabii. İyimser olmak lazım ama çok da ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü adam neokonlardan bir dışişleri ve uluslararası güvenlik ekibi kuruyor kendisine. O adamların da ne söyleyeceklerini, ne yapacaklarını yani bizim yabancımız değil, biliyoruz. Tanıdığımız şeytan çünkü. Hakkı abi, son bir soru yöneltmek istiyorum size. Estağfurullah. Türkiye'nin büyük bir devlet, A planı, B planı, C planı vardır. Amerika'daki bu yeni seçimler ve muhtemel gelişmelerle beraber büyük ihtimalle B ve C planlarımız var. B planı üzerinde de bölgesel ittifaklar konusunda düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi tabii buna engel olan şeyler neler bilmiyorum ama ben Dışişleri Bakanlığı'nda görevli olsaydım tavsiye edeceğim ilk şey Mısır'la diyalog yolunu açmanın bir kolayını bulmaya çalışırdım. Bu çok önemli. Mısır'ın çok başıboş bırakılması iyi olmadı. Mısır kendini mahvetmek üzere. Bir de biraz aykırı bir şey söylemek istiyorum. İsrail'i bu kadar başıboş bırakmamak lazım. Yani İsrail'i bıraktık biz, yani kızdık. Haklıyız kızmakta. Çünkü gerçekten öldürmeyi iyi bilen insanlar ve biz bundan hoşlanmıyoruz. Türk olarak, Müslüman olarak, bölge insanı olarak ve bunu onlara söylemek zorundaydık. Yani en azından dizginlemek için. Fakat dizginlenmenin bir başka yolu da zannediyorum şu anda İsrail'le tekrar bir üst kademeden, bir basamak yukarıdan yeniden bir şeyleri açmak olabilir, diyalog yollarını açmak olabilir ki hem onların çok işine gelir bu. Gaz çıkartıyorlar Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. O gazların Avrupa'ya gitmesi gerekebilir. Şu anda kendi ihtiyaçlarına yetecek miktarda ama
artar da kendilerine bir satış imkanı ararlarsa bakacakları yer hem alıcı olarak hem nakliyeci olarak Türkiye'dir. Dolayısıyla onların da işine gelir böyle bir şey. Ve tabii Suriye. Suriye'de ne bileyim Rusya'yı mı zorlarız yeniden bu adamı seçime ikna etmek için. Çünkü artık Avrupa'nın Suriye'yi seçime zorlayacağı falan yok. Ama Suriye'nin bir an önce seçime gitmesi ve en azından bir koalisyona kavuşması lazım. Yani bu adamın tek başına Beşar'ın Suriye'yi yönetmeye biz de tahammül edemeyiz, Suriye halkı da tahammül edemez. Ama bir koalisyon şart ve onu bu koalisyona ikna etmenin yolda ne bileyim doğrudan görüşmelerden geçiyor olabilir. Hakkı abi çok biraz teşekkür ediyorum bu güzel açıklamalarınız için. Seni önümüzdeki haftalarda yeni gelişmelerde Ankara'da Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde de misafir etmek ve o olaylarla ilgili değerlendirme almak arzusundayız. Bu vesileyle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz, gurur verdiniz. Sağ olun efendim. İyi günler. Arkadaşlar, Hakkı Bey'in değerlendirmelerini hep beraber aldık. Şimdi çok değerli başkanım, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, doktor, tarihçi, antropolog, emekli tümgeneral Güray Alpar Paşa'm değerlendirmelerini yapacak. Yeni dünya düzenine giderken Amerika'daki yeni seçimler ve Türkiye'nin yeni hamleleriyle ilgili değerlendirmelerini verecek. Buyurun Sayın Paşa. Teşekkür ediyorum Bülent Bey. Tabii bu kadar tecrübeli bir başkanından sonra konuşmak kolay değil. Yani birçok konuya da konuşmasında değindi. Ben de birçoğuna katıldığımı burada belirtmek isterim. Tabii burada konuyu anlatırken ben farklı bir bakış açısı getirmek açısından sosyal askeri dedim. Buna tabii ekonomik de var. Ana temel kodlardan bahsedeceğim. Çok uzun bir konuşma yapmak yerine böyle bir analiz yapmak istiyorum. Amerikan tarihini, işte ekonomisini, strateji ve askeri bakımdan olan olaylara kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Resim çok anlamlı. Yani özellikle bu resmi buldum burada. Amerika giderken dahi Amerika'ya bir şeyler bırakıp gidiyor. Bunu şundan koydum. Yani Amerika'yı tabii zengin diyoruz. İşte zengin var tabii. Yani 10 tane zengin dünyanın yarısı kadar para kazanıyor. Yani bunu görünce zannetmeyelim ki Amerika zenginse bütün Amerika'daki herkes zengin. Çok fakir, işte köprü altlarında yaşayan insanlar da var. İşte pandemi sürecinde gördük. Bir tane maske veremediği insanlar oldu. Yaşlılar oralarda öldü. Kimse ilgilenemedi. Sağlık sistemi kötüydü. Zaten Amerika'da gidince siz işte bir doktora gitseniz çok büyük bir para. İşte 30 bin dolar derlerdi arkadaşlarımız bir doğum yapmak. Yani Türkiye'de gibi böyle bir şey aramayın. Yani bir köyden gelen vatandaşın bir hastaneye gitmesi, orada parasız muayene olması gerçekten sağlık sistemimizin Türkiye'deki çok daha iyi olduğunu, hatta en iyilerinden birisi olduğunu gittiğimiz yerleri incelediğimiz zaman görüyoruz. Yani Amerikan halkının hepsi zengin değil. Ve tabii ki bir de biraz sonra bahsediyor, küreselciler diye bir şey çıktı. Yani bir yerde kapitalizmin eseri durumda. Yani çalışmasalar aç kalacaklar. Yani bireyselliği teşvik ediyor sistem ama bireysel olduğu zaman da İnsanların yanında birisi yok. Yani biz bunları geçmişte yaşadık. İşte krizler geçirdiğimiz zaman toplumsal dayanışma, yardımlaşma, eşimiz, dostumuz, akrabamız giderseniz bir şey alırsınız. Amerika'da öyle bir şey yok. Al Gore da daha önce 2000'li yıllarda seçime girmişti. O da asfakla kaybetmişti. Onun bir sözünü hatırlıyorum. Şöyle demişti. Yani her işte 3 Amerikan'dan bir tanesi sabah işine giderken işini kaybetme korkusu yaşar. Yani psikolojik bakımdan zaten çok sağlam bir toplum olduğunu düşünemeyiz. Yani giderken işte işini kaybettiği zaman ne yapacak? Taksitlerini ödeyemeyecek, diğer şeyleri ödeyemeyecek. Amerikan tarihine baktığımız zaman ana tarihler var. Bir tanesi 1880 yılında siyahlara karşı beyaz hareketi. Dört tane ana kırılma noktası tespit ettim. Birisi 1920 yılında göç eden Katoliklere karşı protestan hareketi. Birisi ırkçılık. Diğeri dini açıdan bir farklılık var. 1960'larda siyahlara karşı Kurtuluş Klan hareketi.
Böyle bir hareket var ve 2020'ye geldiğimiz zaman da ulusal yükseliş, küresel çizgi diye bir konu çıktı. Yani kimisi ulusal, yani Amerika'yı mı savunacağız yoksa o zenginleri mi veya küreselcileri mi savunacağız? Bölünme de buradan kaynaklanıyor. İşte 80 ile 1920 arasında 40 yıl, ondan sonra 20 ile 60 arasında 40 yıl, burada da 60 yıl gibi bir ara var. Yine yaptığım araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düşünür var. 8 Ocak tarihinde bir makale yazmış. Makalenin bir bölümünü çok beğendim. Yani yorumunu beğendim. Gerçekten de her türlü sosyal sistemde uygulanabilecek bir kelime. Diyor ki insanların temel gerçekleri unuttuğu, bir de ilavesi var. Ve temel gerçekleri bulacak ve savunacak kişi ve kurumların kaybolduğu dönemler diyor. Çok güzel bir tabir yapmış. Bazen bazı toplumlar temel gerçeklerini kaybederler. Kaybedebilir toplum ama toplumda akıllı insanlar vardır. Bu insanlar bu temel gerçekleri bulur. O toplum ayakta kalır. Yani bu, eğer bu da yoksa, ikincisi de yoksa toplum bir sıkıntıya girer ve onun sonucunda hukukun üstünlüğü. Bakın Amerika'da çıkan ana sorunu hukukun üstünlüğü. Sivil toplum ve basının önemi. Basın. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı dahi İşte bir açıklama yapıyor. Bu ortadan kalkıyor. Dünyada çok büyük bir etki yarattı bu. Yani İran'daki bir liderin bile rahatlıkla yapabildiği diyor bazı açık şeyler, analizciler. Rahatlıkla açıklama yapabildiği Twitter'ı vesaire sosyal medya kullandığı bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kullanamıyor. Hani özgürlük, hani rahatlık falan derken tabii böyle bir sıkıntı da oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin temel sıkıntılarından bahsediyoruz burada. Buradaki cümle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Trump'ın iktidara gelirken yapmış olduğu konuşmadaki cümledir. Yani 4 yıl önce ABD'yi gerçek sahiplerine verme zamanı gelmiştir. Ne demek istiyor burada? Amerika Birleşik Devletleri gerçek sahiplerinde değil mi? Veya şu anda o zaman gerçek sahiplerine geçmedi. Tekrar Amerika'yı birileri aldı. Döneceğim dediği de herhalde gerçek sahiplerine vermek üzere dönme şeyini gösteriyor. Tabii Trump'ın da büyük yanlışları vardı. Sözlük Düşünce Enstitüsü'ne geldiğim zaman 2,5 yıl önce yazdığım ilk makalenin sonunu şöyle bitirmiştim. O zaman Gladstone'u, İngiltere Başbakanı Gladstone'u örnek vermiştim 1880'lerde. Kendisine işte küçük ortaklar bulmuştu ve Osmanlı'yı parçalamak için Ruslarla falan işbirliği yapmıştı. Sonunda İngiltere İmparatorluğunu kaybetti demiştim. Trump'ın İzlediği politikalar da bu bölgelerde aynıydı ve o cümleyi şöyle bitirmiştim. Trump'ı da aynı son bekliyor. Trump da gitti. Yani öyle geldi ve gitti. Ve giderken söylediği şey bir şekilde geri döneceğim. Nasıl dönecek? Dönmesine izin verilecek mi? Ne pahasına dönecek? Ve bu Amerikan toplumuna nelere mal olacak? Bu cümlenin mutlaka bazı sonuçları olacaktır. Zaten Amerikan toplumu bölünmüştür. İşte gördüğümüz manzara da bu. Yani kongre binasında uyuyan askerler. Ya bu inanılır bir şey değildir. Olur mu? Olur. Yani büyük güçlerin zaten uzmanlar öyle de büyük güçlerin çöküşlerinde her zaman beklenen gerçekleşmeyebilir. Yani bir her olayın bir seyri vardır. Ama büyük güçler çökerken bu olayların normal seyrinin dışında çökerler büyük güçler. Bu Amerika için de geçerli olmuştur. 1877 uzlaşması vardı falan. Burada 1877 uzlaşması da önemli Amerika'da. Irksal eşitliğe dayanan cumhuriyetçi apartheid yani ayrılığı yani ayrıkçılığı şey yapan bu demokratlardı. Şimdi bugün günümüzde bunun tam tersi oldu. Yani günümüzdeki eşitliği savunanlar demokratlar eşitliği öbürü şey oldu. Yani bir yer değiştirme oldu. Bir kayma var. Toplumdaki düşüncede bir kayma var. Ve aslında sadece tek parti değil yani demokratlar ve cumhuriyetçiler. Sosyalist parti, liberal parti, anayasa partisi ve yeşil parti diye küçük partiler de var. Çok az oy alıyorlar. Ve bugün Trump'ın ayrılırken söylediği şey patriot parti, vatansever parti şeklinde bir parti daha kuracağı. Çünkü cumhuriyetçiler de ikiye bölündü toplumda. Ya böyle bir bölünmenin de sonuçları olacaktır. Bunu düşünmek gerekir. 2000'li yıllarda Huntington diyordu ki biz kimiz? Yani kimlik bir şeyi vardı. Amerika kim? Yani nasıl? İşte beyaz Anglo-Sakson Protestan olarak
tanımlanan bir Amerikan. Yani ülkenin asıl sahipleri kendileri görüyorlardı. Ama 2040'lı yıllara gelindiği zaman, uzmanlar o şekilde belirtiyor. Yani Hispanik, yani İspanyol kökenli olanların ve siyahilerin oranı beyaz Anglo-Sakson protestanların oranını geçecek. Yani ne kadar kaldı şurada? 19-18 sene. Bu da yaklaşıyor. Bunun da sonuçları olacak mıdır? Olacaktır. Yani bunu da bir kenara koymamız lazım. Kodlardan bir tanesi de budur. Sosyolojik yönüne şöyle bir değinirsek, Eric Hoffler, The True Believer diye 1951 yılında yazdığı, kör bir sosyolog. Ben kitabında dedim ki önemli yerleri çizeyim. İnce bir kitap ama çizilmedik yeri bırakmadım. Yani bazı kitaplar vardır, her cümlesi anlamlıdır. Halkın arasında yaşamıştır, hamallık yapmıştır. Yani dolayısıyla toplumsal gelecekler iyi bilen bir şey, bir sosyolog olarak ben kendisine saygı gösteririm yazdıklarına. Birçok sosyal olaylarda, meydana gelen sosyal olaylarda teorik olarak yazdıklarını karşılaştırdığım zaman da bunun hep tuttuğunu görüyorum. Mesela topluma uyum sağlayamayan insanlarda büyük atılım ruhu vardır diyor. Uyum sağlayamazsa gerçekten çok cesaretli olurlar. Sosyal olaylara da çok cesaretli bir şekilde katılırlar. Bu Amerika'daki olaylarda da onu görüyoruz. Uyum sağlayamayan toplumsal hareketlere katılıp bunlar yeteneklerini veya yeteneksizliklerini, eziklerini bu şekilde yükseltmeye, gidermeye, buna bir bahane bulmak isterler. İnsanlar yeni durumlara uymakta ve uyumda zorlandıklarında dış etkileri açık hale gelirler. Bu da çok toplumsal olaylarda çok etki, uyumsuzluk sağlayan, yani sosyoloğun, bir sosyoloğun toplumda eğer o toplum kendisi vatandaşlarını veya işte göç edenler olabilir, başka yerden iç göç olur, dış göç olur. Bunları eğer bu uyuma sosyologlar veya devlet aldığı tedbirlerle bunu yapamazsa bunlar dış etkilere kaçıyor. Biz bunları yaşadığım için söylüyorum, yani geçmişte de yaşadığım için dış etkilere açıktırlar. Açık olmaması için o tedbiri almak zorundasınız. Bir kitle hareketinin en büyük çekiciliği insanlara geleceğe dair umutlar vermektir. Bugüne dair bir şey vermeyeceksiniz. Bütün kitle şeylerinde de öyledir. Geleceğe dair umutu verin. Bütün kitle hareketinin ana tema budur. Alır başını gider. Yani gelecekte zengin olacaksın. PKK'ya katılıyor. Terör örgütüne katılıyor. Ben bunlarla birebir konuştuğum zaman aynı şeyi gördüm. Hiç bugüne dair bir şey vermiyor adama. Hep umudu gelir. Beni kaymakam yapacağım diyor. Komutanım burada. Bir gün kaymakam olma hayaliyle o dağlara gidiyor çocuk. Mücadele ediyor. Kim için, ne için ettiğini bilmeden. Yine güneşin doğuşundan batışına kadar, yani bunu Amerikan toplumuna bugünkü olaylara uygulayabildiğimiz kadar başka yere de uygulayabiliriz. Bir insan güneşin doğuşundan batışına kadar çalışıyorsa, yani ancak doyabileceği kadar gelir elde ediyorsa bu adam bir sosyal harekete katılmaz. Sosyal harekete katılma boş insanın işidir. Yani işi gücü yoktur. O gider, onu çok çabuk toplarsınız onları. Ama gerçekten çalışıyorsa bakın, gerçekten işi gücü, yani doyuruyor, karnını doyurması gerekiyor. Akşam evine çocuğuna bir şeyler götürmesi gerekiyor. O katılır. Önemli şeylerdir sosyolojide. İnsanlara isyana teşvik eden şey çekilen sıkıntılar değil, iyi şeylerin tadına varmış olmalıdır. Bunu daha önceki bir konuşmamda da burada belirtmiştim. Yani iki tane insan tipini alın. Hiçbir şey görmemiş, fakir. Fakir insan toplumsal harekete katılmaz bazı şeyleri görmediyse. Ama Amerikan toplumu tam buna uyuyor. Bir şeyleri görmüş, rahatı görmüş. Yanındaki insan zengin, arabaya biniyor, gidiyor, geliyor, kendisinin yok. Bu insan katılır. Bu insan çok kolay katılır hem de. Önemli olan gelir düzeyi de değildir. Birçok şeye sahip olduğumuz halde daha fazlasını istediğimizdeki hayal kırıklığı, hiçbir şeye sahip olmayıp bazı şeyleri istediğimizdeki hayal kırıklığından fazladır, daha fazladır diye. Bunlar sosyolojik olarak tespit ettiğim ana hususlar. Bunları da Amerikan toplumunun bugünkü bu sosyal hareketlerde görüyoruz. Şimdi burada stratejiye gelmek istiyorum. Şimdi The Rise and Fall of the Great Powers diye Paul Kennedy'nin bir kitabı. Büyük güçlerin yükselişi ve çöküşü. Bu 1980'lerin sonu, 87 sanırım basılmış bir kitap. Mesela Özal'ın başucu kitabı olduğu söylenir. Hatta Bin Laden'in üzerinde bundan işte 10-15 tane kitap var yakınında. Onlardan bir tanesinde bu olduğunu, çok iyi okuduğunu belirtir. Şimdi bunları tabii biz de akademide daha önce bunları okumuştum ama o birkaç gün içerisinde bu kitabı tekrar, bu konu geldikten sonra tekrar okuyayım dedim. Yani büyük güçler çökecek, gelecek. Yani bu Paul Kennedy dedim acaba ne demiş? Yani ben 15 sene önce onu değerlendirmişimdir, 20 sene önce
okumuşumdur ama bir de bugünkü gözümle, bugünkü bilgimle, anlayışımla okuyayım diye tekrar okudum baştan sona ve bazı noktaları tespit ettim. Bu İngiliz bir kitabın yazarı İngiliz. Geçmişte büyük imparatorluklar nasıl serpilip gelişmiş ve çökmüşlerse günümüz ve yarın imparatorlukları da yükselip çökeceklerdir. Yani hiçbir güç daimi değildir. Yani bu Amerika için de geçerlidir. Yani belirtileri de var mıdır? Vardır. Ben onlardan da birkaç tanesini söyleyeceğim. Daha çok da söyleyebilir miyiz? Daha çok da tabii ki buna ilave edebiliriz. Bu resmi de özellikle koydum orada. Büyük güçte de yükseliş ve çöküş büyük bir bedel karşılığı olur. Ve her zaman biraz önce söylediğim tahmin edici bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Tahminlerin dışında geçebilir. Amerika'daki de budur. Yani tahmin ediyor muyduk geçen sene veya birkaç sene edenler var mıydı? Tabii ki bazı belirtileri uzun zamandan beri var. Amerika'nın gerilediğine dair çok uzun zamandan beri var ama bu olmuştur. Şimdi tabii en son COVID-19 bunu tetiklemiştir, hızlandırmıştır. İki şekilde hızlandırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştı? Yani büyük güç haline geldikten sonra büyük donanması vardı. Diğer ülkelere kolayca erişemiyordu. Okyanuslarda bu donanmasını bulundurduğu sürece ve daha sonra da füzeleriyle Amerika Birleşik Devletleri her türlü tehlikeden uzak bir ülke olduğunu düşünüyordu. Kimse erişemez, gelemez. İşte Küba'ya, dibine füze yerleştirmesi ondan karşı çıkmıştı. Hiçbir ülke kendi kenarında, kendi kıyısında, kendi komşusunda böyle bir tehlike olmasına izin veremez. Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermemişti o zaman. Savaşı göze almıştı, nükleer savaşı göze almıştı. Hani bugün bazen diyorlar ya hani siz gelip 30 bin tır silahı sınırımızda veriyorsunuz teröristlere, bir terör devleti oluşturuyorsunuz ve sonra diyorsunuz bizim sözde stratejik ortağımız. Bizim söylememiz gereken şeyi söylüyor oradaki sözde Dışişleri Bakanı. Yani diplomatik dilde hiç uygun bir şekilde ifade edemedi. Bir büyük gücün Dışişleri Bakanı öyle söylemez. Bu Amerika'ndaki sıkıntıyı da gösterir. Bu bir korkunun, bu bir küçüklüğün ifadesidir. Çok yanlış bir ifade kullanmış. Şiddetle reddettiğim bir ifadedir. Türkiye'ye karşı bu şekilde kullanması. Türkiye ne yapmıştır? Amerika sınırındaki teröristlere 30 bin tır silah mı vermiştir? Yani ortaklığı bozacak, ortaksak eğer. Değiliz de belki. Ortak olmak istiyoruz, olalım. Türkiye mi eksen değiştirmiştir? Amerika Birleşik Devletleri mi eksen değiştirmiştir? Yani Türkiye hava savunma sistemini öncelikle gidip Rusya'dan almak istememiştir. Öncelikle kendi müttefiklerinden istemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden istemiştir. Değil vermek, ben ta 90'da da bilirim. En kritik anda biz sanıyoruz NATO'nun işte şu maddesi, 5. maddesi işleyecek mi? İşlemeyecek falan diye yazılar falan çıkardı. Ben işlemeyecekse niye böyle bir ittifakın içerisindeyim? Niye 1 milyon kişilik ordu beslemişim 50 senedir? Neden masraf etmişim? Neden? Bir an için ihtiyaç duyduğum anda. İhtiyaç duyduğum anda neredesin? İstemiş. Bu suç Türkiye'nin suçu mudur? Türkiye önceki oradan vermemiştir. Türkiye dediğim gibi biraz önce orada sınırlandı da herhangi bir şey yapmamıştır. Bütün bunları göz ardı ederek siz kendinizi destekleyen tabana, yani biraz önce bahsettiğim nasıl ki Gladstone, nasıl ki Trump, nasıl daha öncekiler, işte senin seçmenlerin, işte Ermenilermiş de 5 milyon, kendi ülkesinde 2 milyona düşmüş veya küçük bir Rum azınlığı. Ben ya şimdi Amerika gibi büyük bir devletin sıkıntısı oradadır zaten. Ülke gerçekleriyle, kendi stratejisiyle uyumlu politikalar geliştirememekte, lobisi kim güçlüyse ona takılan, onun peşinde giden bir anlayış. Yani biz ondan, yani yeni yönetimden de artık eğer siz gerçekten devleti yönetmeyi bilen, dünyada etkin olmak isteyen bir devletseniz, bunu bırakırsınız, kendi gerçeklerinizle gidersiniz. Maalesef Amerikan politikaları son dönemde böyle değil, güç kaybetmesinden, dünyada gücünü kaybetmesindeki asıl nedenler buna dayanmaktadır. Sahte bir düşmanın peşinde. Amerika Birleşik Devletleri buradadır ve görüyorum ki Biden'da daha öncekilerin düştüğü yanlışlık çerçevesinde buralarda gücünü kaybetmektedir. Birileri Amerika Birleşik Devletleri'ne gücünü kaybettirmektedir. Yanlış yaptırmaktadır. Bugün Orta Doğu'da çocuklar, bizim mahallede, büromun olduğu mahallede çocuklarla konuştum. Irak'tan gelmişlerdi.
bir ya çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nin lafını duyunca daha o küçücük çocuklar korkuyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden nefret ettiklerini söylüyorlar. Küçücük çocuklar. Bunu siz anlayamazsanız, Amerikan sosyologlar anlayamazsa, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın önce bunu anlaması gerekir. Buraya geldiğinden beri bu bölge insanı Amerika'yı sevmemeye başladı. Nasıl sevsin? Ne verdi? Ne umut verdi? Girdiği her yerde bu şekildeki politikalarla yaktı, yıktı, çocuklar bomba düştü diyor. Amerika beni bombaladı diyor çocuk. Bunu düşünmesi gerekir. Bunu çözmesi gerekir. Bununla mı Amerika büyük olacak? Bununla mı Amerika etkinliğini sürdürecek? Dolayısıyla bu tür ifadeler şunu gösteriyor ki Amerika düşmüş olduğu yanlışlara devam edecek ve kaybetmekte olduğu gücünü daha da kaybedecek. Türkiye gibi bir müttefik kaybederek gösterecek. Bunu Gladstone'da da gördük. Bunu daha önceki bazı dünya güçlerinde de gördük. Türkiye bölgesinde büyük bir güçtür. Türkiye dikkate alınması gereken bir güçtür. Yani siz onu Ege Denizi'nde, hani bugün diyor ya Yunanistan'ın işte aynı kefeye koyuyor. %9'un altına düşürmek istiyor. İşte 12 mile çıkararak. %9'un altına. Türkiye ana kıtasına bakınız. %9'un altına düşürmek istiyor. Akdeniz'de vermiş orada 7 kilometre kare. 7. Bağırsanız bir taraftan, öbür taraftan duyarsanız. Göreceğiniz küçücük bir adayla vermiş ona 40 bin kilometre kare bölge. Bana da vermiş bizim 800 bin. Onun kaç kat? 100 bin kat. 110 bin kat büyük bir ana kıtaya da aynı alanı veren bir adaletsiz sistemle. Yani adalet sağlayamazsanız, insanlarda adaletin sağlandığına dair bir düşünce oluşturamıyorsanız o sistemin başarılı olması zaten mümkün değildir. Şimdi orada yine demiş ki, bu tabii bunu yazdığı yıllar, dediğim gibi 30 yıldan daha önce, zayıf da olsa Amerika şimdi idare ediyor dedi. Yani değişen koşullara uyum sağlıyor. Şimdi onu da sağlayamıyor. Ben şu anda Kennedy'de görüşsem onu söyleyeceğim. Yani bu Kennedy de der ki yanlış der. Yani der ki ben onu o zaman yazmıştım, şimdi onu da sağlanıyor. Kendisi de katılır. Şimdi tabii savunma ihtiyacıyla bunu yerine getirecek olan araçlar arasında bir denge olması gerekiyor. Amerika bu dengeyi kaybetmiştir. Yani askerlik konusunda, strateji konusunda en ufak bilgisi olan birisi bunu rahatlıkla görebilir. Ama bazen olayın içindekiler, belli ideolojik saplantılara katılmış olan, kapılmış olan kişiler bu gerçeği göremeyebilir. ABD aşırı emperyalist yayılım denebilecek bir riskin altındadır. Bu Kennedy'nin sözü. Katılıyorum. Ve gitti. Bunun içerisinde. Çok dağıttı. Her tarafta. Ve bunu Paul Kennedy şununla şey yapıyor. Bu şu benzerliği yapıyor. İki tane benzerlik vermiş. Birini şimdi açıklayayım. Birisini bundan sonraki yansıda. Diyor ki bu neyi anımsatıyor diyor. İngiltere'nin gücünün zirvesinde olduğu o büyük o yayılıma diyor. Bugünkü Amerika'nın üstlerinin veya askeri güçlerinin dağılımı aynıdır diyor. Benzerdir diyor. Birinci şey bu. Çok önemli. Amerika ona düşmüştür. İngiliz İmparatorluğu gücünün zirvesindeki bulunduğu durumla aynıdır diyor. Katılıyorum. Bir. İki. Mackinder'ın büyük savaşları eşitsiz bir büyümenin, büyük savaşların eşitsiz bir büyümenin sonucu olduğu şeyi vardı. Barışın gelişi değişim sürecini durdurmaz. Büyük güçler arasında farklılaşan büyüme hızları bunların birbirine kıyasla yükselip çökmeye devam etmesini sağlar. Bir eşitsizlik var mıdır? Vardır. Amerika burada uğraşırken birileri Amerika'ya Orta Doğu'da bataklığa saplanıp o 8 trilyon dolar harcatırken başka bir yerde bakınız aynı dönemde yani 2001'deki başlatılan o terör eyleminden sonra başlatılan olayda gelişmeye bakın. 2000'den sonra Çin alıp başını gitmiştir. Bugün siber saldırı yönden yani sınırı geçti diyoruz ya okyanusu neyle geçmiştir? Karşı taraf Amerika güvende değildir. Bir, siber saldırı yöntemleriyle Amerika'nın kalbine nüfuz edilmektedir artık. Geçen yılın sonunda yaşadık. Artık okyanus korumuyor. İki, virüsler nedeniyle 400 bin diyor, 500 bini geçecek. Belki onu 700 bin, 800 bin olacak. Dünyadaki en fazla bu konuda zayiat veren, en fazla insan kaybına neden olan ülkedir. Koruyamamış, yapamamıştır. Dolayısıyla artık Amerika'yı koruyacak bir okyanus yoktur. Tehdit direkt Amerika'nın kalbine gelmektedir. Amerika şu andan itibaren, yani belli bir süreden beridir tehlike altında ama çok büyük tehlike altında. İçten tehlike altındadır. Belirttiğim sosyal nedenlerle bir de dışarıdan tehdit altındadır. Başka güçler de vardır. Ve ne olacağını ülkelerin zaman ırmağı üzerinde yolculuk etmeni sağlayan beceri ve deneyimlere bağlıdır. Tabii buradaki yani ekonomik bakımdan
Amerika'nın durumunu da bir tek örnekle açıklıyor Kennedy. 1790 yılındaki Fransa'nın durumuyla ve diyor ki orada da sosyal olaylar oldu. Fransa'yı bazı olayların eşiğine getirdi. Bugün de bakıyoruz. Kennedy'nin kehaneti tutmuş mudur? Tutmuştur 30 yıl sonra. Aynı şeyi Amerika yaşamaktadır. Yani bu eşitsizliği mi soracaktı? Ve şunu diyor, Amerika Birleşik Devletleri artık dünyada büyük güç olup da bütçesinde bu kadar büyük açık bulunan bir ülke yoktur diyor. Tek örneği varmış. Fransa'nın çökmeden önceki o sosyal olayların çık Fransa'daki ayaklanmanın ve sosyal olayların çıkmadan önceki durumuyla şey yapıyor. Kennedy'nin bu açıdan bu iki tane kehanetinin, yani kehanetinin dediğim, kehanet değil mutlaka verilere dayalı olarak söylüyor. Kehanet daha farklı bir şeydir. Tuttuğunu da görüyoruz ki o açıdan bunu da burada belirtmekte fayda var. Yani dünya Amerika'nın bir numara olma durumu bugün yanıltıcıdır. Göremezsiniz, farkına varamazsınız. İçindeyseniz geminin hiç farkına varamazsınız. Buna histeria deniyor. Yani zamanın değiştiği halde, koşulların değiştiği halde bunun farkına varamama hastalığı. Don Kişot örneği verilir. Don Kişot da şövalyelik dönemi bitmişti. Bunun farkına varamadığı için eline bir karga aldı. Yel değirmenlerine savaş açtı. Aynı durumda karşı karşıyayız. Yani burada biraz önce bahsettiğim bir Fransa'daki iç bunalımla ilgili durumu. Ve yine bir örnek vermiş. Bu tarihte görülen durum devam ederse Şavuş şakasını hatırlamak gerekecektir. Ben de şunu söylüyorum. Roma düştü, Babil düştü. Şimdi başka bir ülkeye sıra geldi. Teşekkür ederim. Şimdi çok değerli hocam Gökberk Durmaz değerlendirmeler yapacak. Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Hem çalışmaları babında hem de yaptığı araştırmalar babında gelişmeleri, bu bütün olayların gelişmelerini de belki bir resim içinde toplayarak değerlendirmelerde bulunacak. Buyurun hocam. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Benden önceki konuşmacılar aslında bakarsanız Amerikan seçimlerine ve Amerika'nın dış politikası yönelik pek çok detay üzerinde durdu. Son dönemde seçimlerden evvel ve seçimler sonrasında yazılı ve görsel medyada da bu konu ülkemizde de detaylarıyla işlendi. Ben de bu meselelerin biraz daha iç yüzeyini, biraz daha hızlandırılmış bir şekilde tarihi olaylardan bahsetmek suretiyle bu kafamızda, en azından benim kendi açımdan öyleydi, kafamızda oluşan bu bilgilerin, havada olan bilgileri biraz daha aşağıya, acaba sorunun temellerinin nerelerde olabildiğini düşünerek indirmeye çalışacağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman bugünkü anlamıyla kıtanın keşfinden sonra 13 koloni dönemi var ve Britanya'dan ekseriyeti, Birleşik Krallık'tan ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen tırnak içerisinde beyaz Amerikalıların bu Amerika'nın şu anki doğu eyaletlerine dönem dönem belli farklı yıllar içerisinde yerleşip buralarda örgütlenmesiyle oluşan bir süreç. Ve 13 eyalet bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslına bakarsanız kuruluşu olarak adlandırılıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa 4 Temmuz 1976'da işte Philadelphia'da o bildirgenin açıklanması, ilk başkanların bu anlamda 13 eyaletin arasından seçilerek Washington DC'de bir şey oluşturulması, başkent oluşturulması. Şimdi bu 13 eyalete baktığımız zaman sırayla burada zaten pek çok eyaleti gördüğünüz tarihsel sıralaması var. Ve bunlar Amerika'nın doğu eyaletleri. Amerika'yı ilk kuruluşundaki Amerika'yı Amerika yapan eyaletler bunlar. Bunların yanı sıra bir de Afrika'dan siyahilerin taşınması. Maalesef içimizi acıtan bir durum ama kölelik olarak mekanizmanın hala o dönemde devam ediyor olması ve onların Amerika'ya çalışan sınıf olarak, daha doğrusu köle olarak taşınması bir süreci var. Güney eyaletlerinde, bu 13 eyaletin arasındaki güney eyaletleri de dahil olmak üzere tarım ağırlıklı bir ekonomik gelişim var. Ve bu tarım ekonomisinde bu bahsedilen siyahi kölelerin yoğun bir şekilde çalıştırılması var. Kuzey eyaletlerinde ise bu pek çok kuzey eyaleti, bu 13 eyaletin de ciddi sayıda olanları onların içerisinde, Demokrat Parti'nin şu dönemde seçmenleri arasında. Burada tek tek isimlerini saymayacağım ancak şu dönemde zaten yukarıdaki sıralamaya baktığınız zaman pek çok Amerikan başkanının, Kennedy'nin olduğu New England bölgesinden yahut da şu anda mevcut başkanın geldiği Delaware eyaletinden pek çok eyaletin bu ilk 13 eyaletin arasında olduğunu görüyoruz. Daha sonraki eyaletlerin bir kısmı
Mesela Alaska'nın Rusya'dan parayla satın alınması, Kaliforniya'nın İspanyollardan, Texas'ın İspanyollardan satın alınması devam eden süreçte. Bu süreçte tabii genel olarak Birleşik Krallık'tan Amerika'ya doğru göçler başladığı için ve Birleşik Krallık'ın amansız rakibi, amansız düşmanı Fransa'da bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunu desteklemiş. Bildiğimiz özgürlük anıtında Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye etmiştir. Şimdi 1773 yılına geldiğimizde Boston Tea Party diye bir vaka var. Bu vaka önemli bir vaka. Çünkü İngiliz meclisi Amerika'yı, Amerikalılar ilk başta oraya gelip kolonilerini kursalar bile vergi almaya devam etmeye çalıştılar. Ve nasıl vergilendireceklerini düşündüler. Amerikalılar doğrudan bir vergilendirilmeyi kabul etmediği için Amerika'ya gönderilen, bildiğiniz gibi İngiltere'de çay kültürü gelişmiştir. Amerika'ya gönderilen çay gemilerinin içerisinden çay üzerinden yoğun bir çay ve şeker üzerine yoğun bir vergi alınmaya başlandı. Ve bu vergi aslında Amerika'dan doğrudan alınamayan verginin bir yansımasıydı. Yalnız 16 Aralık 1773 gününde Amerika'nın o dönemde, daha doğrusu bu 13 eyaletin, 13 koloninin İngiltere Krallığı'na karşı bir isyanı ve onların vergilerini ödemeyi reddetmesi ve vergiye bahis olan bu çayları da denize dökmesi olayı var. Ve şu anda Boston'da bu çay dökülen geminin birebir bölgesinde şu anda hala müze şeklinde korunuyor bu. Tabii burada karşımıza iki unsur geliyor. Birincisi İngiltere, o sağ tarafta da yazdım. İngiltere, Amerika'nın şu andaki aslına bakarsanız gölge yansımalarını görüyoruz. Kurucu iktidarının o taraftan geliyor olması ve şu anda politikalarının yer yer kıta Avrupa'sı ile çelişen politikaların pek çok düzlemde İngiltere ile de günümüz dış politikasında da uzlaşıyor olması bu anlamda tesadüf değil. Bir de burada önemli bir husus var, vergi hususu. Vergi Amerikalılar için belki Amerikan siyasetindeki 10 anahtar kelimeden bir tanesi de muhakkak vergidir. Özellikle cumhuriyetçiler için vergi bir rahatsızlık, bir kaşıntı, bir alerji sebebidir. O yüzden dikkat ederseniz Başkan Trump da, önceki Başkan Trump oldu artık. Önceki Başkan Trump da bunları değerlendirirken işte fazla vergileri arttırıldı, vergilerimizi indirmeliyiz gibi pek çok söyleme sahipti. Tabii bu dönemde Amerikan iç savaşı, Amerika içerisinde çok önemli bir olay. Bu Mel Gibson'ın Patriot filmini izleyenler hatırlar. 1861-1865 yılları arasında süren bu Amerikan iç savaşında bugünkü aslına bakarsanız ihtilafların, çekirdeklerin, temellerini orada görebiliyoruz, tohumlarını. Şimdi bu sağda gördüğümüz, şimdi solda bu taraftaki Amerika'nın kendi bayrağı zaten. Sağda gördüğümüz kırmızı zemin üzerine mavi çarpı şeklindeki bayrak ise Amerikan Konfederasyon bayrağı. Güney eyaletleri, şu eyaletler, kırmızıyla gözüken eyaletler de daha çok kölelik kurumu oturmuştu ve Amerika'da tarıma dayalı bir üretim yapılıyordu. Bu üretimde de 12 yıllık esaret filminde izleyenler hatırlar. Bu üretimde de ana unsur, ana dinamo kölelerdi. Siyahi kölelerdi Afrika'dan taşınan. Şimdi kuzey eyaletleri olarak değerlendirilen maviyle gördüğünüz eyaletlerde ise Amerikan iç savaşında bunlar federasyonu savundular. Yani Amerikan eyaletlerinin bağımsız olarak güçlerinin bir çatıda Amerika Birleşik Devletleri Federasyonu'nda toplanarak bu federe devletlerin üzerindeki gücü tek başlarına sağlam olması gerektiğine inandılar. Kanlı savaşlar oldu. Amerika iç savaşı kolay geçmedi. Burada üzerinde durulması gereken bir ayrıntı. Kuzey eyaletlerinde zaten ağır bir, yoğun bir tarıma dayalı ekonomi yoktu. Yoğun tarıma dayalı ekonomi olan yer bazı bölgelerde ise kölelik kurumu devam ediyordu. Ancak tabii kölelik gibi bir ağır insan haklarına aykırı bir müessesenin savunması bu olamaz, ancak kuzey eyaletlerinde tabiri caizse tuzları kuru olduğu için bu anlamda insan haklarından daha tarafgir davrandılar. Sonrasında güney eyaletlerinden kuzey eyaletlerine kaçan siyahilerin şu anda Illinois eyaletinin Chicago şehrinde, ondan sonra Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde oluşturduğu gettolarda o dönemde kaçan siyahilerden gelen ciddi bir kısmı sebep de onlardı. Tabii bu iç savaş federasyon savunanların, yani Abraham Lincoln tarafının başarısıyla sonuçlandı. Ve bu başarı sonucunda Amerika tekrar bugünkü Birleşik Federasyon halini aldı. Tabii burada bakın 1860'lardan bahsediyoruz. 100 yıl geçti, hala Amerika sorunu çözemedi 1960'lara kadar gelindiğinde.
1960'lara kadar gelindiğinde sorun daha da kronikleşmişti. Her yere yansımıştı ve toplum içerisinde biraz önceki hatibin de bahsettiği gibi siyahilerle beyazların farklı farklı tuvaletleri, farklı farklı yemekhaneleri kullanmalarına kadar sosyal hayatın derinliklerine kadar inmişti. Burada Martin Luther King'in I Have a Dream denilen meşhur konuşması var. Yani tekrar siyahın beyaza, beyazın siyahı üstün olmadığına aslında atıf yapan, bu anlamda da eşitliği savunan konuşması var. Burada tabii Başkan Kennedy'yi görüyorsunuz. Kennedy de maalesef Başkan Lincoln gibi bir suikaste kurban gitti. Ve kardeşi, Kennedy'nin kardeşi, hafızam beni yanıltmıyorsa, bu siyahi grupların mücadelesinde de onların avukatıydı. Bu dönemde tabii Amerikan polisinin şu anda, şurada gördüğünüz Amerikan polisinin hala günümüzde de devam eden siyahilere karşı hasmane tavır ve davranış sergilemesinin çekirdekleri o dönemde de vardı. Ve o dönemde siyahilerin üzerine polis köpekleriyle saldırmaları, siyahileri gösteri ve yürüyüş haklarını ellerinden almaları, belli bir çember içerisinde almaları, ulusal muhafızların araya girerek siyahileri kurtarmaları, Amerikan polisinde böyle bir kronik hastalık noktası da var siyahilere böyle karşı. Ve Amerikan polisinde tabii eğitim eksikliğine bağlayan var, Amerikan polisinin seçim aşamalarında biraz daha beyaz ve beyazcı olanların seçildiğine bağlayanlar var. Çünkü çok çeşitli Amerikan polis yapısını şu an girmeyeceğim ama bu sebeplerden dolayı Amerika'da aslına bakarsanız siyahiler sonunda böyle bir yenilik, bir devrim yapmak istiyorlardı kendi adlarına. Tabii Kennedy'nin ömrü buna yetmedi. Başkan Johnson bunun ikinci yardımcı başkanıydı ve Kennedy suikastinden sonra göreve geldi. Artık o segregation denilen ayrışmayı kaldıran kararnameyi de kendisi imzaladı. Yalnız bu dönemde Martin Luther King de bir suikaste kurban gitti. Ve Martin Luther King'in suikast sonucunda öldürülmesinin hemen ardından biraz önce bahsettiğim siyahilerin oluşturduğu gettolarda, siyahi mahallelerinde isyanlar başladı. Şehir merkezlerinde şehirleri yakıp yıkmaya başladılar. Kendilerince haklı sebeplerden dolayı. Burada da şu anki mevcut başkan Biden'ın geldiği eyalet Delaware'in Wilmington şehri. Wilmington şehri de bir sanayi liman şehri. Burada da pek çok siyahi vatandaşın yaşadığından dolayı Wilmington o dönemde olayların, Wilmington isyanıyla anılan olayların çıktığı şehirlerden bir tanesi 1968 yılı. Şu anda burada görüyorsunuz sol tarafta az önce Katibin de vurguladığı Minnesota polisinin, Minneapolis polisinin yaptığı insanlık dışı davranış. Sağda da Fruitvale Station diye benzer bir olayın Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde, Oakland'da gerçekleşen Fruitvale istasyonunda yapılan insanlık dışı davranışları da konu alan bir film var. Şimdi tabii bunlardan bahsederken çok kısa bir geri dönmek lazım. 1950'lerin Amerikası. 1950'lerin Amerikası dediğimiz zaman birkaç element var aklımıza gelmesi gereken. Bir tanesi 2. Dünya Savaşı'ndan Avrupa'nın bitap vaziyette çıkması ve Amerika'nın başarıyla çıkması. Avrupa'nın içerisinde, Avrupa'nın derinliklerine kadar yıkıcı, yakıcı savaşın 1950'ler Amerikası'nda, yani Truman ve Eisenhower dönemlerinde başarıyla yükselmesi ve Amerika'nın sanayileşmesini o dönemde ivme kazandırmasıyla sonuçlanıyor. 1950'lerin Amerikası dediğimizde gözlerinizin önüne gelmesini istediğim en önemli pozlardan bir tanesi bu. Bir otomobil, bir müstakil geniş bahçesi olan bir ev, bir aile ve ailede kadının çalışmasına gerek kalmadan tek başına çalışan bir erkeğin 2-3 çocuğuyla beraber bir aileyi rahatça geçinebilecekleri, aslına bakarsanız ideal bir hayat tarzı. Tabii 1960'lara geldiğimizde farklı bir şey oldu Amerika'da. 1940'ların sonlarında 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı pek çok erkek asker silah altındaydı. Ve bunların da 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi, bunların da ülkelerine dönmeleriyle beraber Baby Boomer denilen bir nüfus patlaması yaşandı 1940'ların sonunda. Bu Baby Boomer'lar çocukluk dönemlerini bu şekilde geçirdiler. Hiçbir şekilde hayatlarında savaş görmeden, zorluk yaşamadan geçirdiler. Bunlar yetişkinlik, gençlik dönemlerine, ergenlik sonrası döneme geldiklerinde ise Amerika daha da zenginleşmişti. Ve Amerika'nın içerisinde Vietnam Savaşı'na karşı hippilerle birlikte, Amerika'nın içerisinde de öğrenci grupları, Amerika'daki işte savaş karşıtı ve biraz daha özgürlükçü tavırlar diye denilebilen tavırlar sergilemeye başlamıştı. Tabii 1960'ların Amerika'sının Amerika'yı çok sevenler bilir eski Amerika şeyini. Hep 1960'ların Amerikası'nda olmak isterler. Çünkü 1960'ların Amerikası burada gösterdiğim ideal aile tipinin ötesinde gençliğin biraz daha peşine düştüğü, işte rock müziğin, uyuşturucunun, biraz daha sosyal ilişkilerin, modern ilişkilerin tırnak içerisinde arttığı dönemlerde.
Bir de burada önemli olan bir şey daha var. American Dream. Amerikan rüyası neydi? Amerikan rüyası alt ve orta sınıf, orta alt sınıf bir Amerikalının çalışmak suretiyle Avrupa'daki aristokrasinin çarklarında ezilmeden kendi çalıştığının, çalışkanlığının kazancı olarak toplumsal ilerleyişiydi. Tabii bu American Dream daha çok beyaz Amerikalılar için söylenen bir söz, ancak diğer ülkenin diğer unsurları da American Dream'i bir müddet keyfini sürdüler. Çünkü Avrupa'da eğitiminiz ne kadar iyi olursa olsun, eğitime ulaşımınız, ticari imkanlara ulaşımınız ve eğitiminiz olsa bile toplum içerisinde sınıfsal ilerleyişiniz Amerika'daki gibi rahat değil. Amerika zaten bunlara da bir anlamda isyan olarak kurulan bir devlet olduğu için American Dream bir müddet keyifle sürüldü. Şimdi burada ilginç istatistikler var FBI'nin yayınladığı. Burada Amerika'daki suç oranlarını görüyoruz. Bu suç oranlarının içerisinde işte soygunları, soygunun da niteliğine göre ayrışmışlar. Violent crime'da daha çok şiddete dayalı suçları. Property crime'da ise daha çok mülkiyet suçlarını görüyoruz. Şimdi şiddet suçu oranlarında bir düşüş var. Burada 1990'dan 2019'a kadar FBI bu sayıları almış ve şiddet suçu oranlarında bir düşüş var. Dönem dönem çalkalanıyor. Ancak şiddet suçu ve mülkiyet suçlarını paşam daha iyi bilir. Şöyle ayırmak gerekir. Şiddet suçunun temelinde yatan sorunlar biraz daha kroniktir. Biraz daha tarihsel arka planı olan, biraz daha insanların eğitimine doğrudan genel anlamda eğitim öğretime bağlı suçlardır. Yalnız şurada da bakacağımız gibi mülkiyet suçlarında durum biraz daha farklıdır. Mülkiyet suçlarındaki sıkıntı, en önemli sorun mülkiyet suçlarında ekonomik sebeplerdir. Ekonomi kötüye gitmeye başladığı zaman insanlar çok kolay bir şekilde hırsızlığa, yağmacılığa, dolandırıcılığa kayabiliyorlar. O yüzden şiddet suçlarıyla arasında bir temel farkı? Çok şey söylüyorum. 1990'larda New York'ta çok fazla suç işleniyordu. Dünyanın en fazla cinayet işlenen şeydi. Orada belediyeler polisten, belediye başkanları sorumludur. Giovanni oranın belediye başkanı iken bir teori geliştirdi. Yani orada kırık camlar teorisi dediğimiz küçük suçlara müdahale etme. Yani siz küçük suçlara müdahale etmezseniz suçlar büyür. Örneğin bir araba var orada. Arabanın camını kırın, öbürü de kırılır. Veya bir yere bir çöp atın, herkes getirmeye başlar. Dolayısıyla küçük, büyük demeden küçük suçlara müdahale etmeye başladı. Bu orada tuttu ve 2000'li yıllarda hiç cinayet işlemediği bir şey oldu. O giderek Amerika'da yaygınlaştı. Şu tabloda da gösteriyor. İlk baştaki şey suçu yani. Şiddet suçlarını. Şiddet şeyleriyle oturuyor. Evet. Şimdi Amerikan şehirlerine göre yine bu violent crime, şiddet suçlarına baktığımız vakit New York var. Tabii New York ve Los Angeles, Chicago ile beraber Amerika'nın en büyük şehirleri, en kozmopolit şehirleri. Herkesin bir şekilde ne iş olsa yaparım, bir şehrin ucundan tutarım zihniyetiyle yurt içinden, yani Amerika içerisinden ve Amerika dışarısından göç ettikleri şehirler. Diğer şehirlerde de bakıldığı vakit Houston yine Texas'ın en önemli, en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi. Philadelphia, Pennsylvania eyaletinin en gelişmiş şehri ve bildirinin de yayınlandığı şehir bu Amerikan bağımsızlık bildirgesinin. Yine aynı şekilde Memphis, Detroit, Dallas, Phoenix, Baltimore. Baltimore az önce de söyledim. Baltimore'da da bir sıkıntı var. Burada Washington DC'ye çok yakın Maryland eyaletinde Baltimore. Ancak orada bir siyahi gettolaşma var. Adaptasyon sürecini Amerikalılar da çözemediği için bu anlamda da suç grafiğinde tabii New York'a yaklaşmasa da ciddi rakamlara sahip. Şimdi burada enteresan bir veri var. Burada 1990'dan 2018'e kadar kırmızıyla gördüğümüz San Francisco özelinde, maviyle gördüğümüz ise Kaliforniya'nın geneli. Şimdi Kaliforniya son dönemde çok önemli bir eyalet haline geldi. San Francisco ise Kaliforniya'nın içerisinde önemli bir hale geldi. Daha önce Los Angeles'tı. Çünkü Los Angeles Hollywood'un ev sahipliği yaptığı yer. San Francisco'da Silikon Vadisi var. Yani şu dönemde dijital diktatörlük dediğimiz, birazdan üstüne duracağız. Dijital diktatörlüğün de ortaya çıktığı, yazılım firmalarının, elektronik teknolojik firmaların öne çıktığı San Francisco. Bu pik yaptığı noktalarda bir sıkıntı var yalnız San Francisco eyaletinde. Orada öğrenci olayları var San Francisco'da. O öğrenci olayları zamanla azalıyor ve sonunda şeyin bile altına düşüyor dönem dönem. Kaliforniya genelinin altına düşüyor. Ki Kaliforniya zaten genel itibariyle refahın olduğu, işte Hollywood'dan vesaire dolayı insanların rahat yaşadığı yer ve suç grafiklerinde aslında çok çok da yüksek olmayan yerler, Los Angeles'ın downtown'u hariç. Şimdi Seattle'a mesela bakıyoruz. Burada da mülkiyet suçları. Yani Seattle'da yine hem Starbucks'ın şu anda çok popüler şeyi hem de diğer yazılım firmalarının ev sahipliği yapıyor. Washington eyaletinde, başkentte değil ama Pasifik kıyılarında. Orada da baktığımız zaman yine mülkiyet suçlarında ciddi bir düşüş var.
2014 yılında hafif bir yükselme görürüz dedi. 2019'da tekrar bir düşüş söz konusu. Genel olarak 2016-2019 arasında baktığımızda ABD mülkiyet suçları, işte zaten Başkan Trump da bunu vaat etmişti. Göreve geldikten sonra göreceksiniz, suçları düşüreceğim, iç politikaya döneceğim diye. Aslında baktığımızda yine FBI'nin verileri bunlar. Tamamen suçlarda, içteki suçlarda düşüş var. Tabii buraya şey dahil değil, son kargaşalar ve pandeminin etkisi dahil değil. Yine devam ediyoruz burada. 1960'tan bu sefer almışlar mülkiyet suçlarını 2018'e kadar. Dönem dönem ben tam buna detay göremiyorum ama dönem dönem pik yaptığı dönemler var ama yine tekrar 1960'larda olduğu gibi, yani her şeyin daha güllük gülistanlık olduğu dönemler olduğu gibi azalmaya devam etmiş. ABD'deki işsizlik oranları var. Aslında bu da Başkan Trump'ın iddialı olduğu alanlardan bir tanesiydi, işsizlik oranlarını düşüreceğim diye. Burada Amerika'daki işsizlik oranları çok düşüyor. Yalnız pandemi döneminde bir pik yapıyor ve tekrar pandemi döneminden sonra da Eylül ve Aralık aylarında tekrar işsizlik oranlarında düşüşler sebep oluyor. Tabii bunu da yeni başkanın yardım paketiyle beraber birleştirince bu oranlar daha da düşecektir. Şimdi burada Obama ile Trump döneminin karşılaştırmalı işsizlik rakamları var. Şimdi en sağda gördüğünüz pik yapmış kısım haricindekiler, aslına bakarsanız Trump döneminde daha başarılı bir politika izlediği gözüküyor. Tabii Obama döneminde 2008 yılında bir kriz yaşanıyor. 2008 krizi meşhur, mortgage krizi. Onun da etkisi var. Şimdi burada Amerika ile Meksika'nın Kaliforniya bölümünden bir sınırı var. Burada çok enteresan bir fotoğraf. İlk başta yanıltıcı oluyor. Sağ taraftaki gelişmiş olan kısmın Amerika olduğu düşünüyorlar insanlar ama tam tersi. Sol taraftaki geniş arazili kısım Amerika. Sağ taraftaki kısımsa Meksika'nın Tijuana yani şehri. Bunun sebebi de şu: eğer bir sınır şehri çok fazla yığılma varsa, nüfus yığılması, muhtemelen sınırın arka tarafındaki şehir, ülke, hedef ülkelerden bir tanesidir. Göç edilmek istenen, arzulanan ülkedir. Tam tersi olduğu zaman sınırdan zaten bir kaçış vardır. Bu da zaten Trump'ın neden bu duvarı örmek istediğini, işte buradaki o geçişliğin şeyi. Tabii burada atlanmaması gereken bir husus var. Hispanik dedikleri Latin Amerika kökenli vatandaşlar zaten göçmenler ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten çalışıyorlar. Ama bunlar kayıt dışı olarak çalışıyorlar. Benzer bir şekilde Japonya'nın da böyle bir politikaları var. Ya bunları görmeyince sorun yok gibi davranıyorlar ve bunlar Amerikalıların gerek beyaz gerekse refah seviyesindeki Asyalı ve siyahi Amerikalıların yapmak istemeyeceği işlerde çalışıyorlar. Öyle olduğu için işte bu duvar sayesinde marifeti de onu yakmaya çalıştı ama dün imzalanan başkanlık kararnameleri tekrar duvarın durdurmada bitti. Şimdi burada paşamın da az önce bahsettiği gibi polis bütçesindeki artış ve cinayet oranlarındaki azalışı yıllara göre görüyoruz. Mavi olan polis bütçesindeki artış %46'ya varan ve cinayet oranları da total ortalama olarak %32'ye varan bir düşüş var Amerika'da. Yine aynı şekilde ABD'de pandemi dönemi işsizlik şu anda ciddi bir sıkıntı ve pandemi dönemi sağlık sisteminin ilerlememiş olmaması pandemi dönemi sıkıntılar yaşatıyor sağlık sisteminde. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi Obamacare. Obamacare kısaca şeydi, ulusal sağlık sisteminin Amerika içerisinde ulusal sağlık sistemi oluşturulmasıydı. Aynı Japonya'da, İngiltere'de ve başarıyla uygulanan örneklerden bir tanesi olarak ülkemizde olduğu gibi. Yalnız bu Obamacare'in tabii parası vatandaşlardan vergi olarak ayrıca bir sosyal güvenlik fonunda toplanıp o şekilde aktarılacaktı. Az önce söylemiştim, arz etmiştim. Vergi Amerika toplumunda özellikle de cumhuriyetçilerde alerji yaratan bir kelime. Tabii Trump da bu dönemde bunu iptal ettirdi ve o anlamda vergi tasarrufu sağlayacağını iddia etti vatandaşların. Tabii Covid-19'un da sancılarıyla birleşince Amerikan sağlık sistemi çökmüştür kelimesi iddialı olabilir ama ciddi yaralar almıştır. Günümüze gelen süreçte ise şöyle bir toparlayacak olursak Amerika'daki bu sahneye sebep olan süreçler aslında bakarsanız toplumsal kutuplaşmaların nedenli temel sorunlar üzerine inşa edildiğini ve bir ulusun gerçek anlamda bir millet olmadan suni bir millet yapma sürecinde refah döneminde nedenli mutlu mesut ancak olası zorluklarda nedenli kutuplu kolayca o tarihi geçmişteki sıkıntıların da bir anda göz önüne gelebileceğini anlatan bir fotoğraf zaten bu. Şu dönemde az önceki hatipler bahsettiler. Ben de tekrar yinelemek istemiyorum ancak şu dönemde ulusalcılar ve daha doğrusu Amerikalıların gerçek sahibi dediği Trump'ın onlar ve küreselciler arasında ciddi bir ihtilaf var.
Ve bu ihtilafın artık son noktalarından bir tanesi de bu kongre baskınıyla daha yukarı çıktı. Amerika'da Başkanı Trump'ın dış politikaya yönelik aslında bakarsanız çok ciddi, bizi de yaralayan, bizi de etkileyen derinden hataları hem bize göre hem Amerikan halkına göre vardı. Ancak iç politika yönelik Amerikan halkının refahı anlamında aslında demokratlar daha iddialı gibi gözükseler de Trump'ın verileri o daha olumluyor ortalığı, ortamdaki tartışmaları. Ancak tabii şurada demokratların da az önceki arkadaşımız da bahsetti Amerika'dan. Demokratların bu dönemdeki iyileştirmeleri sadece belli bir toplumun kesimine yönelik hem de çok küçük bir kesimine yönelik, daha doğrusu sermaye sahiplerine yönelik katlanarak artacak bir iyileştirmeden bekleniyor. Ve son cümle olarak da şunu söyleyebilirim. Biden dönemiyle birlikte Avrupa Birliği ile olan Amerika ilişkileri iyileşecektir. Çinli olan ilişkiler iyileşecektir. Latin Amerika ve Japonya ile olan ilişkiler de kısmen iyileşeceğini düşünüyorum. Ancak Türkiye ile olan ilişkilerin ben iyimser değilim iyileşeceği konusunda. Bunun sebebini zaten göreve gelir gelmez Dışişleri Bakanı'ndan dile getirdiler. Tabii bunun sebebi çok açık. Çıkar çatışması özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'nin artan gücüyle beraber çok ciddi çıkar çatışması var. Bu anlamda hani Biden'ı iyimser bir bakış açısıyla bakmak ve olumlu şeyler beklemenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Amerika ile Türkiye'nin arasının iyi olmasının tek koşulu var bana sorarsanız. Türkiye'nin hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda güçlü ve bağımsız olması. Türkiye ne kadar güçlü, ne kadar bağımsız olursa Amerika ile o kadar aramız optimum düzeyde olur. Ne kadar Türkiye bu anlamda bağımlı olursa NATO'ya ve Amerika'ya ya da herhangi başka bir ülkeye, Amerika'ya da bu anlamda bağımlılık ekseninden dolayı ilişkilerimiz kötü olur diyorum. Teşekkür ederim.